الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الخلق وسيد المرسلين اللهم إنا نسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به أوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل وأصحاب نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله تعالى العظيم تعظيما لحقك يا مبلانا وسيدنا محمد يا ذا الخلق العظيم اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأبلاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأحبابه وعلى جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Değerli kardeşlerim, Bugünkü sohbetimiz bu seneki Gülzar-ı Sameni sohbetlerinin sonuncusu olacak. Allah ömür verirse güzün yine başlarız inşallah. Bugünkü sohbetinde Hazreti Pir yani İmam Osman Bedrettin Erzurumi Kaddesallahu Sırrahu'l-Aziz şöyle demiş mübarek i̇mam Rabbani Kuddise Sırruhun Nurani Mektubat-ı Seniyyesinde bin mücedditliğini sünnet-i seniyyeye tebiyyet yüzünden ihraz buyurduğunu ve bin mücedditliği yüz mücedditliği gibi olmayacağını da iftiharen beyan buyuruyor. İmam Rabbani Hazretleri Peygamberimiz ve Vesselam'dan sonra bu ümmetin büyük istasyonlarından birisidir. Allah şefaatine nail Devrinde din büyük tazikata uğrar. Ve devrin padişahı İmam Rabbani Hazretlerini zindana attır. Yani ilmiyle amel eden ulema sırt üstü yatmamıştır. İmam-ı Azam Hazretleri de dahil akla hayale gelmedik işkenceler ve zulümler görmüşlerdir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Celalettin Harzemşah, İmam-ı Rabbani'yi hapse attıran devlet reisi. Sapık alimler etrafını sarmışlar Nasıl ki bir zamanlar bizim sapık profesörler milletin beynini işgal edip ben artık kürsülerden söylemeye başladım söylüyorum. İstanbul Üniversitesi'nde ikna odaları kurup kız çocuklarımıza başlarını açtırmak için tazdik yapan profesör parlamento oda maaş alıyor şu anda. Şu anda maaş alıyor bizim kesemizden. Eğer bir gün hesabı sorulmazsa eline imkan geçip de sormayanları dava ederim huzur Rabbul Alemin. O hesap sorulması lazım. Sorulmazsa herkesin yaptığı kesesine kalırsa o zaman yeniden dine zulüm yaparlar. Şimdi İmam Rabbani Hazretlerine Hazretlerini içeriye atıyor Celalettin Harzemşah. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Celaleddin Harzemşah'ın rüyasına gelerek diyor ki acele İmam Rabbani'yi zindandan çıkar. Aksi halde sen bilirsin. Ben ahir zaman nebisiyim. Üç gece üst üste tekrar ediyor bu rüya. Bunun üzerine korkusundan haber gönderiyor İmam Rabbani'ye. Ben onu affettim. Zindandan çıkabilir. Hazreti İmam diyor ki sen kim oluyorsun beni affedeceksin? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de şu tabir vardır. Ve men yağfirü'd-dünû be illallah. Allah'tan başka suçları bağışlayacak kim var? Sen kimsin ki bağışlayasın? Milletimin dini dışarıda esir iken ben dışarıya çıkmam diyor. Ne zaman din esaretten kurtulursa işte bizim hürriyetimiz o zamandır diyor. Bakıyor ki post pahalıya mal olacak Harzemşa Diyor ki Hazreti İmam ne emrederse onu yapacağım. Zindandan çıksın. Getiriyorlar. Diyor ki ne emrediyorsun? Bir, etrafındaki münafık müsteşarları dağıt. Peygamberimiz el müsteşarı emanın diyor. Kendisiyle istişare edilen adam emin insan olacak. Cenab-ı milletimize yaşatmasın. Biz Nelere itimat etmişiz? Hem de dinimizden bizi kandırmışlar. Neredeyse memleket elden gitmiş, haberimiz yok. Bize, bizden görünerek, münafık kisvesiyle, Kur'an-ı Kerim boşuna innel münafıkı inne fidderkil esveli minen nâr. buyurmuyor. Cehennemde azabı en ağır olacaklar, münafıklardır. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Şimdi etrafındaki münafıkları dağıt, müsteşarlarını dürüst insanlardan tercih et. İşte öylece İmam Rabbani Hazretleri dini ihya ettiği için müceddidini elfi sani deniliyor. İkinci binde dini yeniden yenileyen insan. Allah şefaatine nail eylesin. Fakat o diyor ki mektubatında Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla ikinci binin müceddidi oldum. Bu müceddit olayı şudur. Peygamberimiz ve Vesselam Efendimiz her yüz senede bir, bir müceddit gelir, dinin tahribata uğramış yerlerini tamir eder. Kimdir Allah bilir. Biz bilemeyiz. Herkes kendi cemaatinin büyüğüne müceddit diyor. Çok Tehlikeli bir iman, inanç değildir o. Öyle etmezse istifade edemez. Ama İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, bin müceddidi, yüz müceddidi gibi olmaz. Daha büyüktür o. Biz ise bu dereceye ne ile eriştik? Asıl bizim sohbetimizin konusu bu. Bin müceddidi nasıl olduk? Diyor ki, Bu da malumdur ki kulları Allah'a, Allah'a kullara sevdirmek peygamberlik makamıdır. O dereceyi ile kazanmış? Sünnet-i Resulullah'a ittiba ile. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim bir sünnetimi ihya ederse beni ihya etmiş gibi olur. Sakın ola ki bundan ne olacak demesin kimse. 350 küsür sünnetim var diyor Fakri Kainat Efendimiz. Bir tanesi imanla beraber bir müminde bulunsa onu alır cennet-i alaya götürür buyuruyor. Peygamberim böyle yapardı. Çünkü Ali İmran'da ne diyor Cenab-ı Hak? Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni. Şimdi piyasada bir sürü bir sürü zavallı var dilime sapık kelimesi geliyor da zavallı diyorum onlara. Çünkü hepsi sapık değil. Ya gafildir, ya cahildir, ya kafirdir. Neler? Kur'an bize yeter. Amin ve sattakna. <laughs> Kur'an'la konuşmayı bilirsen yeter ama bu sözün altında hainlikler, hinlikler yatıyor. Peygamber de devre dışı kalacak. Ona ne diyorlar? Deizm diyorlar şimdi. Peygamber işe karışmasın. İyi ama Kur'an size yeter de Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ve diyor. Allah ve atîur Rasul diyor. Allah'a itaat edin. Resulullah'a da itaat edin. Resulullah kendiliğinden bir şey söylemez. Ve mâ yantiku anil heva. İn huve illa vahyun yuha. Ne söylerse vahiy ile söyler. Onun dilinden Allahu Zülcelal konuşur şeriat koymaya yetkilidir. فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُس۪يبَهُمْ اَذَابٌ اَل۪يمٌ Habibim, senin emrine muhalefet edenler korksunlar. Resulullah'ın emrine. Neden korksunlar? Tehdit ediyor Cenab-ı Hak. اَنْ تُس۪يبَهُمْ فِتْنَةٌ Bir fitnenin isabet etmesinden اَوْ يُس۪يبَهُمْ اَذَابٌ اَل۪يمٌ ya da elim bir azabın onların yakasına sarılmasından korksunlar. Resulullah'a itaat, kayıtsız şartsız itaat. Kayıtsız şartsız itaatın itaatsızlığın nasıl cezalandırıldığı Uhud harbinde görülüyor. Uhud harbinde bütün hocalar bunu anlatır. Peygamber Efendimiz Ayneyn tepesinde bir köşeye 70 sahabeyi koydu. Dedi ki Gökten akbabalar gelip bizim ensemizden tutup götürseler görseniz bunu benden size emir gelmedikçe burayı bırakmayacaksınız. Ora stratejik bir yer. Bugünkü modern kurmaylar bile o stratejiye hayran kalıyorlar. Ama harp sanatını çok iyi bilen Halid bin Velid geride gözünü dikmiş oraya bekliyor. Daha Müslüman değil. Oraya bekliyor. İlk çarpışmada Uhud'da müşrikler mağlup oldu kaçıp gidiyorlar. Meydanda ganimet yığılı. Başladılar ganimeti toplamaya. Peygamber Efendimiz'in tembih ettikleri dediler ki biz de ganimet toplayalım. Başlarındaki sahabi dedi ki yapmayın. Resulullah Efendimiz ne dedi bize? Gökten ak babaları gelip ensemizden tutup bizi götürdüğünü görseniz Benden size emir gelmeden burayı bırakmayın. Dinlemediler ya görmüyor musun düşman bozuldu gidiyor. Millet ganimet topluyor biz de toplayalım dediler. Onlar orayı boşaltınca Halid bin Velid arkadan bastırdığı gibi düşman da geriye döndü. Kıyamet koptu. Resulullah Efendimiz dağ tarafına çekildi. Mübarek yanağı yarıldı. Mübarek dişi kırıldı. Böyle bir ana baba günü oldu. Sonradan tekrar müşrikleri kovaladılar ama 70 şehit var Hazreti Hamza Efendimiz başta olmak üzere. Her biri de seçme sahabi. Allah hepsinin şefaatine nail et. Aralarında Peygamber aleyhissalatu vesselam bile varken Peygamberin emrini dinlemeyince büyük bir acı yaşandı orada. O yüzden yemek yemekten yol yürümenize kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl yapardı? Yolda nasıl yürürdü? Ha, bazı sünnetler var ki onları yapamazsınız. Mesela Peygamber Efendimizin yolda yürüme şekli nazar bergademdi. Ayağının ucuna basarak giderdi. Böyle casus gibi sağa solu gözleyerek gitmezdi. Ama artık şimdi onu yapamazsınız. Eğer öyle yaparsanız ya bir araba çarpar ya siz bir yere çarparsanız Ayrıca peygamberimiz yolun ortasından yürürdü. Şimdi onu da yapamazsınız. Bazı sünnetleri yapma imkanımız kalmadı ama ona da sadece niyet ederiz. Resulullah Efendimiz'in sünnetine niyet ederek onu yaparız. Ama hiç olmazsa yemek yerken, su içerken, yatağa yatarken bütün işlerimizde bir abdest alıyoruz. Mesela ben Kur'an'dan başka bir şey tanımam diyene de bakalım Kur'an-ı Kerim'de nasıl namaz kılacağını bul bakalım tanımazsan. Haccı nasıl yapacağını söyle bakalım. Dinin ana esaslarından bir tanesi bunlar. Orucu ne zaman başlayacaksın, ne zaman bitireceksin? Bul bakalım Kur'an'da. Sen bulamazsın. Onlar ya cahil sözü ya da dış güçler üflüyorlar işte durmadan kendilerince bir şey söylüyorlar. Bir kısmı bilmeden söylüyor. Bilmeden söylüyor. Onlara bir şey demiyoruz. Ama bir kısmı kasıtlı söylüyor. Resulullah'ı elimizden geldiği kadar tam taklide riayet. Hatırımızda Peygamber Efendimiz. Şimdi aklıma geldi bir şey söyleyeyim. Birçok cemaat bana da sormuştur. Hocam Namazda öyle şeyler aklımızdan geçiyor ki utanıyoruz. Geçer mi geçer? Sorumlu muyuz? Hayır, sorumlu değiliz. Ama o buna hatırat denilir. Bu hatıratı def etmenin bir çaresi yok mu? Bize bildirilen en kestirme çaresi Resulullah Efendimizin mübarek simasını hatırlamaktır. Dolayısıyla her Müslüman Peygamber Efendimizin mübarek simasını saniyenin binde biri gibi bir zamanda hayalinde canlandırı vermelidir. Ela gözlüydü, hilal kaşlıydı, elma yanaklıydı, değirme sakallıydı, gür sakallıydı, saçları gürdü, kumraldı, ikiye ayırır ensesine kadar uzattıkları olurdu. Gözünün siyahı beyazından fazlaydı. Bunları bir Müslümanın böyle hayalinde canlandırı vermesi lazım. Şeytanın da en çok rahatsız olduğu şey odur. Sahabeden biri dedi ki ya Resulallah sana efendimize vela buyurduk ümmetimin en cömerti bana en çok salatü selam okuyandır. Dedi ki ya Resulallah günlük hayatımın kaçta kaçını sana salatü selam okuyayım? E sen bilirsin dedi, istediğin kadar. Dörtte bir dedi. E istersen artırsan iyi dersin. Yarısını dedi. E artırsan daha iyi dersin. Dörtte üçünü dedi. Dedi ki tamamını etsen daha iyi dersin. Neden böyle? Çünkü Resulullah'ı düşünebilirsin, Allah'ı düşünemezsin. Allah'ın aşağı şekli yok, şemaili yok, rengi yok, mekanı yok. Böyle bir şey yapamazsın. Ama Allah Allah'tır. Başka bir şey düşünemezsin. Bir de ne ile tanırsın onu? Sıfatlarıyla. Cenab-ı Hak ne kadar sıfatını bildirmişse onlarla tanırsın. Ama kainatta en küçük zerreden en büyük varlığa kadar ne kadar varsa kainatı o ihata etmiştir. Biz Akıl onu ihata edemez. Akıl ancak onu kabul eder. Peygamber Efendimiz'de de tebiyyetimiz sünnetlerini ihya iledir. Kaç tane sünnetini yapabiliyorsak, mesela bir abdeste belki elli sünneti çıkar Peygamber Efendimiz'in. O yüzden emrulunduğu gibi abdest alan anadan doğma günahsız olur diyor Peygamber Efendimiz. Niye? Niye? sünnetleri peşi peşine yapıyor. Peygamberimizin öğrettiği gibi yapacaksın. Suyu israf etmeyeceksin. Uzuvları üç defa yıkayacaksın. Sağdan başlayacaksın. Besmele ile başlayacaksın. Niyet edeceksin. Abdest sularını göz çukuruna ulaştıracaksın. Kulakların içine ulaştıracaksın. Velhasıl elliye yakın sünneti çıkar. Bir abdestin. Bunlar insan ahlakıdır. Model insan, Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dır. Ama burada Hazreti Pir demiş ki, bir hadis-i şerifin tercümesidir bu. Allahu Zülcelal'ın en ziyade sevdiği ahlak Allah'ı kullara, kulları Allah'a sevdirmektir. Münafıkların vasfını Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı bak Kaç ayet ben bilmiyorum, hafız değilim ama birçok ayette şu tabir var. اَلَّذ۪ينَ يَسُدُّونَ an سَب۪يلِ Kendileri iman etmedikleri gibi başkalarını da Allah yolundan çevirmeye gayret ederler. Yeryüzünde hiçbir papaz bulamazsınız ki bir Hristiyana biraz daha Hristiyanlık öğreteyim diye çalışsın. Öyle bir dertleri yok. Çünkü onlar da biliyorlar ki imansızdırlar. En iyisini papazlar bilir. Papazlar ne yaparlar? Nerede bir Müslüman var, nerede zayıf bir Müslüman var, onları Hristiyan yapmaya çalışırlar. Bin bir çeşit entrika çevirirler. Bizim içimizdekiler de onlara yardım ederler. Şimdi Fransa'daki 300 kişiye kişiyle Kur'an-ı Kerim'in ne alakası var? Sen zaten inanmıyorsun. Biz sizi biliyoruz ki siz Kur'an'ın bazı ayetlerin değil kökünü kaldı kaldırmaya elinizden gelse niyetlisiniz. Ama derdiniz ne? İşte dolaylı yordan güya girerek Kur'an-ı Kerim'e saldırıyorlar. Ama bizim içimizde uzağa gitmeye hiç gerek yok. İnternete girin. Ankara İlahiyat'ın tefsir profesörlerinden biri diyor ki Kur'an'daki bazı ayetlerin çıkarma zamanı gelmiştir. Biraz daha net konuşayım. Sene 945 meclis zabıtlarında önerge veriliyor meclise. <laughs> İnnet dina indallahil İslam ayeti artık Kur'an'dan çıkarılma zamanı gelmiştir. O zaman biri diyor ki derdin ne? Diyor ki azınlıkları rahatsız ediyor bu ayet. Yani yerli Hristiyanlarla Yahudiler rahatsız oluyormuş. Rahatsız olan Yerli Hristiyanlar falan değil, onlar elinden gelirse kökünü kaldırır adam. Ona da bir şey demiyoruz, onların inancı bu. Ama sen kendi rengini ortaya koyuyorsun. İnnet ve indallahil İslam ayeti laiklikleri rahatsız ediyormuş, laikliğe tersmiş. Onun için Kur'an'dan çıkarılması gerekmiş. Allah esirgesin. Cenab-ı Hak hep beraber dua edelim. Milletimizin mukaddesatına, maneviyatına, dinine, diyanetine saygılı olan iktidarlar nasip etsin milletimizi. Mukaddesatımıza saygılı olmayanları da iktidar kapısını kapatsın Habib Edib Hürmetine. Bizim niyazımız budur. Şey diyor ki, Velilerin başvu, Seyyidina Abdülkadir Geylani Gaddesallahu siz. bir devlet adamı, Şimdi adaylar, aday adayları dilekçe verdiler, parayı da yatırdılar. Eğer aday olabilirlerse, şu niyetle başlarsa, Allah'ım bana fırsat verirsen, ben dinini tahkim ederim. Niyetiyle başlarsa, Allah ona meccanen kutupluk verir diyor. Bedavadan kutupluk verir. Niyeti o olursa, ama birinin de niyeti, eğer elime fırsat geçerse, Bunların hepsini yıkarım diyorsa din adına ona da şeytanın kutupluğu verilir. Allah şerlerinden korusun. Bunun aksi yani Allah'ın kullarını Allahu Teala'dan men ve meşgul ise şeytanın vazifesidir ki merdut ve matrutu dergahı ı subhani olan olanların işidir. Cenab-ı Hak cümlemizi muhafaza eylesin. Senin vasıtanla benden ne olacak ki demeyeceksin. Bir insanı yanlıştan doğruya getirmek herkesin elinden bu gelir. Herkesin buna gücü yeter. Yeter ki kımıldasın. Bu yeryüzünü fetheden sahabe-i kiramın hepsi allame değildi arkadaşlar. Ama Peygamber Efendimiz'e bir elleriyle değil, İki elleriyle sımsıkı sarıldılar. Öğrenebildikleri kadar Kur'an-ı Kerim'i öğrendiler. Ashab-ı kiramın devrinde Kur'an-ı Kerim bir kitap halinde gelmemişti. Peygamberimizin zamanında yani. Peygamber Efendimizin irtihalinden sonra, yemameden sonra Kur'an-ı Kerim bir kitap haline getirildi. Milletin de çoğu zanneder ki, Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında an zamanında Kur'an derlenmiştir. Hayır. Hazreti Ebu Bekir'in Sıddık zamanında derlenmiştir. Ama Hazreti Osman zamanında radıyallahu an istinsah edilmiştir. Yani çoğaltılarak yeryüzünün belli beldelerine birer nüsha dağıtılmıştır. Kur'an-ı Kerim'e ilk harekeyi veren adam da Haccacı Zalim olmuştur. Onun başkanlığında dehşet alimdi. Ama 150 bin Müslümanın boynunu vurdu. Yani bir insan alim olmakla salih olmaz. Alim olmak ayrı şey. İlmi çok olur, bilgisi çok olur. Mervan bin Abdülmelik mihrapta Kur'an okuyordu. Haber geldi. Halife-i Müslümin oldun, seçildin. Geri geri çıktı, Kur'an-ı Kerim'e baktı, son görüşmemiz dedi. Geldi sarayına, topladı milleti, bana bir adam lazım dedi. Kim başını kaldırırsa yere düşürecek. Herkesten evvel Haccacı Zalim ben dedi. Anlat kendini dedi bana. Dedi ki, Hasudum, Anudum, Hakudum, Aculum, Zalümüm, beş kelime. Yani çok kinciyim. Çok zalimim. Zulmümde çok acele ederim. Çok hasetçiyim. Neyse biri daha. Dedi ki, sen galiba şeytansın. Yok dedi, şeytan değilim. Şeytan her gün benim şerrimden yetmiş bin defa Allah'a sığınır dedi. Dedi ki tam sen benim aradığım adamsın. Bu ümmet o günleri de yaşadı. Hem öyle şeyler yaşandı ki Haccacı zalime kıyam edenleri Beytullah'a sığındılar. Ebu Kubeys mancılığı kurdu. Beytullah'ı taça tuttu. Mancılığına yıldırım düştü. Askeri dehşete kapıldı, kaçıyor. Dehşet hatipdi. Milleti öyle bir hutabede bulundu ki milleti geri topladı. Ne kaçıp gidiyorsunuz dedi. Yıldırım Allah'ın ayetlerinden bir ayettir. Bugün benim mancılığıma düşer, yarın da Beytullah'a düşer dedi. Hakikaten yarın Beytullah'a yıldırım düştü. Hacer Lesret parçalıdır şimdi. 16 küsur parçası var. Bir parçası da İstanbul'umuzda Hacer Lesret'in parçası vardır. Sultanahmet'in arkasındaki Sokullu Camii'ne giderseniz hacer Esved'in bir parçası orada vardır. Başka bir yerde daha var olduğunu biliyorum. Şimdi ilimle iş bitmiyor. Başta niyet sahi olacak. Niyeti sağlam olduğu halde insan yanlış yapabilir mi? Yapabilir. Peygamberimiz ne buyuruyor? Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Mevzu değiştirmiş mübarek şöyle demiş. Cenab-ı Hak bu mevcudatı iki hikmete meb mebni halk buyurmuştur. Bu kainat ne için yaratıldı? Yaradılış sebebi. Hadis-i Kutsi'de deniliyor ki, Halaktul alemeli ecilil adem vel لِي bütün kainatı insan için yarattım ama insanı kendim için yarattım. Evliyaullah'tan biri diyor ki bu li harfi li benim için demektir Arapçada. Cenab-ı Hak benim için yarattım diyor. Bin canım olsa feda ederim diyor. Cenab-ı Hak beni kendisi için yaratmış. İnsana da yakışan Allah için olmaktır. Hadis-i kutside deniliyor ki men kâne li kuntu ve men lehu, lehu li kim benim için olursa ben onun olurum. Ben de kimin olursam bana ait her şeyde onun hükmü geçer. O yüzden İmam-ı Rabbani Hazretlerinden sonra bu ümmetin büyük istasyonlarından biri olan Mevlana Halid-i Bağdadi'ye ithaf olunur. Şöyle bir dörtlük vardır. İki alemde tasarruf ehlidir, ruhu veli. Demek kim bu mürdedir, bundan nice derman ola. Şimdi diyorlar ki, türbelere gidin veya bazıları da hiç gitmeyin diyor. Mesela Suud, yani Vahabiler türbe düşmanıdır. Bizim ilk hacca gidişimiz 976. 76'da Baki mezarlığında Hazreti Fatıma annemizin mezarının üzerinde mini bir türbecik vardı. Onların hepsini yıktılar. Eğer alem İslam kıyam etmeseydi Vahabiler peygamberimizin türbe isadetinde de yıkacaklardı. Halbuki peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kim vefatımdan sonra gelir mezarımı ziyaret ederse şefaatim ona vacip olur. Hiçbir ibadette bu kadar garanti yoktur. Ve buyuruyor ki sağlığımda beni ziyaret etmiş gibi olur. Hem şefaatim vacip olur hem de sağlığımda beni ziyaret etmiş gibi olur. Evliyaullah'ın ilmiyle amel eden ulema'nın bu hadis-i şeriflerden nasipleri vardır. O yüzden bize tasavvuf derslerimizde okuttular. Biz okutan hocamız hala sağdır. İki defa bugünkü Cumhur Reisimizin elinden devlet madalyası aldı. Süleyman Uludoğ, Uludağ, Uludağ. Profesör Süleyman Uludağ. Maruf-ı Kerhi Hazretleri için Gabrul Maruf Tiryakun Mücerrebin Maruf-ı Kerhi'nin kabri tecrübe edilmiş ilaçtır. Nice bin hasta oradan şifa bulmuştur. Detayları çok. bayazıt Beslami Hazretlerinin de dayısıdır. Şimdi Evliyaullah'ı kendi gibi sıradan insan zan edenler ha bir taraftan böyle saldıranlar var bir taraftan, bir taraftan da cahiller var. Türbeye gidip de türbede kim var diyelim ki Hacı Bayramı Veli ya Hacı Bayramı Veli benim çocuğum olmuyor bana bir çocuk ver denmez. Bu İslam'a aykırıdır. Veya kilisede mum yakar gibi mum yakmak olmaz. Veya oraya bir kurban kesilmez. Ama şöyle diyebilirsin gönülden. Ya Rabbi. Ümmeti Muhammed bu zat hakkında hüsnü zan ediyor. Senin sevgili bir kulundur diyor. Benim de gönlümde bu zat senin sevgili kullarından birisidir. Sen sevdiklerin için icap ederse adetini bozarsın. Sevdiğin hürmetine bana da şu muradımı ver diyebilirsin. İsmillerini söyleyemem sahabe-i kiramdan ama merak edene bulur getiririm. Sahabeden birisi diyor ki Bir adam sahabeden birisi. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın huzuruna geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. Huzura kabul olunmuyor. Birisi onu görüyor. Nedir bu halin? Perişansın. Diyor ki Emir al müminine çıkmak istiyorum. Bana hiç iltifat etmiyor. Çıkmam lazım. Bir derdim var. Diyor ki get Ha ben Resulullah'ın huzuruna bir adamın geldiğini gördüm. İki gözü ama idi. Yalvardı ya Resulallah dua et gözlerim açılsın. Efendimiz ona dedi ki istersen dua edeyim. Gözlerin açılsın. İstersen sabret Allah ecrini versin. Çünkü Allah bir kulunun iki sevgilisini iki gözünü alırsa o da sabrederse Cenab-ı Hak onun iki katını kendine ihsan eder. Adam o kadar yal yalvardı ki ya Resulallah gözlerim açılsın dedi. Peygamber Efendimiz de şöyle emretti ona. Get iki rekat namaz kıl şunları şunları da oku. Sonra ellerin aç Cenab-ı Hakk'a karşı boynunu bük seher vaktinde. De ki ya Rabbi ben Habibini vesile edinerek sana yalvarıyorum. Sonra Cenab-ı Hakk'a yalvardıktan sonra de ki ya Resulallah seni kendime vesile edindim. Derdimi hallet. Çok geçmedi diyor. Baktım o genç iki gözleri gayet güzel açılmış vaziyette huzur Resulullah'a girerken gördüm. Sen de öyle yap diyor. De ki ya Resulallah ben seni vesile edindim. De adam dediğini yapıyor. ikinci gün gittiğinde ne kapıcılar önünü kesiyor ne de Hazreti Osman Efendimiz arkasını dönüyor. Ayakta karşılıyor ne derdi varsa görüyor. Ondan sonra da diyor ki bundan sonra da bir müşkilin olursa beklerim. O zat görüyor onu vaziyet nasıl diyor ki işlerim görüldü. Şimdi şu birkaç senedir sohbetini yaptığımız İmam Efendi Hazretleri için bunun oğlu anlattı bizzat. Ziyaddin abi. Dedi ki kaynatamdan dinledim. Bir genç babasının koluna girmiş. İmam Efendi'nin huzuruna girdi. Rahatsız etti İmam Efendi'yi. Yani dua et oğlumun gözü açılsın diyor. O da dedi ki yahu kardeşim biz İsa mıyız ki? İsa Aleyhisselam destan gibi anlatılıyor. Gözleri ama olanların gözlerini açıyor. Bir sürü mucizeleri var Kur'an-ı Kerim'de anlatılan. O öyle deyince ilk meclisi mebusana giren Dersimli Nusret dede merhum diyor ki efendi sen İsa değilsin ama sende İsa'nın nefesi var. İsa nefesli olanlar vardır bu ümmetin arasında. Allah sayılarını çok etsin. Amin. Bu adamcağız da çok yalvarıyor. Bunu çok görmeyin deyince dedi ki bu genci ayrı bir odaya alın. Aldılar. Çok geçmedi o genci İmam Efendi'nin huzuruna gözleri açılmış olarak geldiğini gördük. Hemen yanaştım o gence sordum dedim ki ne oldu da gözlerin açıldı? Dedi ki, bizi bir odaya aldılar, İmam Efendi Hazretleri bana dedi ki, bak oğlum, iki sebepten Allah senin gözünü kör etmiş, gören gözünü. Bir, Allah'ı inkar etmişsin. İki, annenle babana asi olmuşsun. İkisine de tövbe et, Allah gözlerini açar, gözlerin açıldıktan sonra da gelip bize derviş olacaksın. Ve geldi derviş oldu diyor. Şimdi ben şunu anlatacaktım. Ezan-ı başlıyor. Bununla bitirmiş olayım. Kitaplarımızda isminin önünde parantez dışı K.S yazılı Bayazlı Beslami Gaddesallahu Sırrahul Aziz var. Büyük Evliyaullah'tan. Kırıkan'la İslahi'nin arasında türbesi var. Bayezid-i Hazretleri'ne dayısı Maruf-i Kerhi Hazretleri diyor ki artık sen yetiştin ümmeti Muhammed'e vaaz et nasihat et o da diyor ki etmem e niye etmiyorsun diyor ki senin gibi 70 tane alim bana izin verirse ederim nerede bulalım senin gibi 70 tane alim fakat o gece resul Zişan Efendimiz Bayezid-i Bestami Hazretleri'nin rüyasına teşrif ediyor. Diyor ki artık yeter. Sabah namazının arkasına başlayarak ümmeti Muhammed'e vaaz nasihat edeceksin. E peygamberi de rüyada görünce sabah namazının arkasına gitti vaaz nasihat etti. Camiden çıktı gelirken baktı ki dayısı da öbür camiden geliyor. Maruf-ı Kerki Hazretleri. Kaddesallahu sırrahu laziz. Bekledi dayısını. Dayısı geldi böyle tebessüm ederek baktı. Ya dedi işte böyle. Ben söylerim. Sözümü tutmazsın, vaaz etmezsin. Resulü Zişan Efendimiz söyleyince nasıl da ettin ya diye tebessüm etti. Tabi o da yeğenine Resulullah teşrif etmiş, vaaz etmesine izin vermiş. Kim sevinmez? O da seviniyor. Ama Bayazlı Beslami Hazretleri diyor ki, ya ben bu rüyamı kimseye söylemedim. Senin nereden haberin oldu? Biraz ağırca gelecek bir cümle söylüyor. Diyor ki rüyamda Cenab-ı Hak bana emretti. Dedi ki akşam sen söyledin Bayezid reddetti ama ben ona Habib'imi gönderdim. Bu sabah namazının arkasına vaaz edecek dedi. Evliyalar arasında da farklılıklar var. Maktat yazan bitinceye kadar vakit doldurmak için hem de mühim bir meseleyi anlatmış olmak için deniliyor ki dört evliya bir mecliste toplanmışlar. Kendi aralarında şu sohbeti ediyorlar. Peygamberimiz ne buyuruyor? Aleyküm bi mücâlesetil ulema ve istimai kelamil hükema İnna Allaha yuhyil kalbel meyte bi nuril hikme kema yuhyil ardal meyte bi ma'il matar. Ezanımız bitmiş. Ha bitmemiş daha. Hacı efendi elini kaldırınca ben bitti zannettim. Efendimiz buyuruyor ki size alimlerin meclisine gitmeyi tavsiye ederim. Alim meclisi cennet bahçesidir hikmet söyleyenlerin meclisine de iştirak etmeyi ısrarla tavsiye ederim. Bazı insanın zahiren ilmi olmaz. Öyle insanlar var ki zahiren hiçbir hocada okumamışlardır. Peygamberimiz gibi. Mesela bir tanesinin ismini vereyim. İmam Şarani ve Desallahu Sırahul Aziz Hazretleri asrında devrinin ilim kutbu bilinir. Yedi tuğla sahibi der eski alimler. Ama der ki Cenab-ı Hakk'ın bana lütuflarından bir tanesi bana Abdülaziz Debbâ gibi bir mürşit nasip etmiştir. Abdülaziz Debbâ Hazretleri'nin anadan doğma iki gözü amadır. Hiçbir alimde okumamıştır. Ama devrildeki bütün alimlere bana dinde en zor meseleleri sorun demiş. Sormuşlar cevabını almışlar. Nereden alıyorsun dediklerinde direkt Resulullah'tan alıyorum demiştir. Böyle bir ilim vardır. Bazıları kendilerinin bazı ilimleri var, kendilerinde yoktur diye bu ilmi inkar ediyorlar ki tehlikelidir. Ben şununla bitireceğim. Dört veli sohbet ediyor. Birisi diyor ki sohbet böyle açılıyor. Cenab-ı Hakk'ın verdiklerine sabretmeyenin İmanı tehlikededir. Bunlar sıradan sözleri değil. Dört önemli şey söyleyeceğim. Biri öbüründen daha büyük olan dört velinin sohbeti bu. Sabretmeyenin imanı tehlikededir. İkinci diyor ki, dediğin doğru ama bana göre eksik. E sen daha iyisini söyle. Diyor ki, sabır yetmez. Şükretmeyenin imanı tehlikededir. O daha büyük derecedir. Üçüncüsü de şunu söylüyor. O daha büyük. Cenab-ı Hak'tan gelenlerden mütelezziz olmayan yani zevk almayan oldu ya Cenab-ı Hak kimine fakirlik verir, kimine zenginlik verir, kimine sıhhat verir, kimine hastalık verir. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler sayılıyor. Herkesi bir güna, bir çeşit imtihan etmiştir Cenab-ı Hak. Zevk alacak. Cenab-ı Hak bunu layık görmüş hakkımda diye kitaplarda menkıbeler dolu. Allahu alem dördüncüsü Rabiye-i Adeviye Hazretleri. Bir hanımefendi. Ona diyorlar hemşire hanım sen ne diyorsun? Perde arkasından dinliyor. Diyor ki üçünüz de çok güzel söylediniz. Ama bana göre hepsi eksik. E sen söyle. Diyor ki cenab Hakk'ı düşünmekten gelen belaya ve musibetten haberi olanların imanı kemalde değildir. Delilin nedir diyorlar? Delilim o ki diyor. Sure-i Yusuf'ta Yusuf'un yüzüne bakan hanımlar ellerini doğradılar, acısını duymadılar. Cenab-ı Hakk'ın cemalini seyredenler bela ve musibetten haberleri olmaz diyor. Cenab-ı Hak hepimize bu huzur-i ilahiyi nasip ve müyesser eylesin. Habib edibi hürmetine dünyada huzurunu, cennette cemalini görmeyi cümlemize lütfü ihsan eylesin. Değerli kardeşlerim, gelecek hafta, önümüzdeki hafta, salı günü, Ramazan-ı Şerif başlıyor. İsteyen baba yiğitler şimdiden Ramazan-ı Şerif'i, çünkü her vaktin bir şanı vardır. Ramazan-ı Şerif'i de oruçla karşılamak çok şanlı, şereflidir. Yani bandolarla birileri karşılanır ya mehter takımıyla. Ramazan-ı Şerif'in mehter takımı da oruçtur. Bir de oruca antrenmanlı çıkarsak, kemerleri sıkarsak, şuna inanmak lazım ki Ramazan-ı Şerif'i şanına layık olarak karşılarsak, inşallah meleği alada inkılaplar meydana gelir, dinimizi kökünden kaldırmak isteyenlerin kökleri kurur, bize de Cenab-ı Hak dallarımıza çiçekler açtırır, meyveler verdirir, verdirsin inşallah. Habib edibi hürmetine, gönüllerimize, vücutlarımıza, hanelerimize, kazançlarımıza, yuvalarımıza, devletimize, milletimize, toprağımıza, havamıza, huzur, sıhhat, afiyet, birlik, dirlik, bereketler, ihsan ve ikram eylesin. Dinimizin, devletimizin, milletimizin, vatanımızın düşmanlarını muratlarına nail etmeyip kahrı perişan eylesin alem İslam'ın ümidi olmuş devletimizi payidar milletimizi ve cemaatimizi bahtiyar eylesin bütün geçmişlerimize rahmet eylesin neslimizden gelenleri de dini celil İslam'a kadim ve hizmetçi eylesin Habib Edebi hürmetine kahraman ordumuzu emniyet güçlerimizi karada denizde havada mansur ve muzaffer eylesin. Cümlemize Habib Edibi hürmetine ömrümüzün son demine kadar mümin ve muvahhid olarak yaşayıp son nefesimizi buyurun aşk ile Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelime-i tayyibe-i ömrümüzü bitirmeyi bu ikrarla huzuruna varmayı cennetine girip cemalini görmeyi Lütfi ihsan eylesin. Ayın. Mübarek Ramazan-ı Şerif'i cümlemiz hakkında vesile-i rahmet, sebebi mağfiret eylesin. Ayın. Amin. Evet. Ve selamun aleyl murselin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.